Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Konya'dan sesleniyoruz. Konya TÜYAP'ta tarım fuarına konuk olduk ve Telsar standındayız. Telsar'ın firma sahibi Sayın Rafet Başoğlu ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Rafet Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de gayet iyiyiz. Rafet Bey, söyleşimize başlamadan önce ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak adına sormak istiyorum. Kısaca Rafet Başoğlu kimdir efendim? Rafet Başoğlu İstanbul bölgesinde yetişip Trabzon doğumlu olup ama 86 yılında Konya'ya yerleşip yay sektöründe küçük bir yerde işletmesini açan bir kişidir. Gayet güzel. O zaman Telsar'ı konuşalım. 86'da başladı serüven anladığım kadarıyla. Evet. 86'dan bugüne kadar devam ediyor. Telsar'ın vermiş olduğu hizmetler neler efendim? Telsar ve Tel, sulama sektöründe Türkiye'nin %80'ine hitap eden bir firma. Ve otomotiv, ziraat makinalarında da yedek parça, yay üretiminde de iddialı bir firmadır. İddialı bir firma. Bizim üretmiş olduğumuz şey sadece yay değil mi efendim? Sadece yay. Bu sene demir perçin üretimini de bünyesine sokmuş bir firma. Gayet güzel. Peki Konya'da bu üretimi gerçekleştiriyorsunuz. Talep gelmesi durumunda bu ürünleri nerelere kadar ulaştırabiliyoruz Rafet Bey? Bütün nakliye servisler kendi bünyemize ait. Türkiye'nin her yerine kendi imkanlarımızla sevkini yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine peki yurt dışından yurt talep dışı, gelirse? Tabii ki Azerbaycan, Rusya, Sırbistan, Türkmenistan bölgelerine de şeylerimiz başladı. Oralarda ihracatımız başlamış durumda. Başladı. Gayet güzel. Umarız bu ağ daha da genişler. Dünyanın farklı ülkelerinde yayılır. Ayrıca sevgili izleyiciler, Türkiye'nin neresinde olursanız olun ekrandaki numaralardan Rafet Bey veya çalışma arkadaşlarını arayıp gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Bu ürünleri talep ediyor iseniz. Peki efendim, takdir edersiniz ki evet, çok uzun süredir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz ve başarı basamaklarını emin adımlarla tırmanıyorsunuz ama sizin dışınızda da sektörde faaliyet gösteren başka birçok firma var. Bu ama hizmet talep edecek kişi veya kurumlar neden Telsar'ı tercih etmeli? Sizi farklı kılan nedir? Biz elde ettiğimiz geliri tamamını şirketimize harcayarak makine parkurunu her yıl biraz daha büyüterek insansız üretime yönelmemizden dolayı, hata oranlarının sıfıra inmesinden dolayı tercih ediyor müşterilerimiz. Hata oranlarının sıfır inmesi, bu muhteşem bir şey. Sıfır hatalı bir ürün üretmek ve tabii ki bu ürünü kullanan için de muhteşem bir şey diye düşünüyorum. Herhalde ben olsam ben de sıfır hatalı bir ürünü tercih etmeyi düşünürdüm. Çünkü iş için kullanılıyor bu, değil mi? Evet. Yani biz Konya firmasıyız ama Türkiye'deki bütün firmalar rakibimiz oluyor. Yani fiyat konusunda ve kalite konusunda da iddialıyız. Evet, kesinlikle. Çünkü sevgili izleyiciler, düşünün ya, tarımla alakalı düşünelim sadece. Arazidesiniz, bir iş yapıyorsunuz. Sırf bir yaydan dolayı o işiniz kalacak değil koca mi? Koca makine çalışıyor. Koca makine kalacak orada. Yani bu kocaman bir biçer döver olabilir, başka birçok şey olabilir. Tek bir yaydan dolayı yay deyip geçmemek gerekiyor. O küçücük şeyler, o koca makineler oluşturan şeyler aslında. Peki efendim, geleceğe yönelik hedeflerimiz, planlarımız ne yönde? 86'dan bugüne kadar gayet başarılı şekilde dediğim gibi başarı basamaklarını tırmanıyor. Bundan sonraki hedeflerimiz ne önde? Bundan sonra zaten yeni bir fabrikamıza taşındık bu yıl. Bu fabrikada biraz daha üretimi artırmak, teknolojiye biraz daha takip ederekten yolumuza devam edeceğiz. Bakalım Allah nereye kadar. İnşallah tabii ki muvaffak olursunuz. Bize sizlere başarılar dilemek düşer ve başarılarınızda mutlu olmak, gurur duymak. Son olarak peki ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve tabii ki bugüne kadar Telsar'ı tercih etmiş olan kişi veya kurumlara söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa bunları alabilir miyim sizden? Bugüne kadar çalıştığımız firmalardan zaten memnuniyetimiz hep vardır. Onların dilek ve temennilerini biz hep diyalog halindeyiz. Güzel bir çalışma içerisindeyiz.
Bundan sonrası için de buyursunlar gelsinler diyorsunuz. Tabii ki, anladığım kadarıyla size onlara bu hizmeti sunmaya hazırsınız. Serdar'ım, ben size teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Fuar zaman içerisinde bize zaman ayırdınız. Bizi burada konuk ettiniz. Ağırladınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da söylediğim gibi Konya'da tarım fuarındayız. Efendim tarım fuarında nereye konuk olduk? Telsar'a konuk olduk ve Telsar'ın firma sahibi Sayın Rafet Başoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz ve sözü merkez stüdyolarına bakıyoruz. Hoşçakalın efendim.